Merhaba, höşmenin tarifine başlıyoruz. 1 litre sütümüzü tenceremize döküyoruz. Sütünüz pastörize olabilir, günlük olabilir. Biz güvendiğimiz yerden doğal süt aldık. Onu hiç kaynatmadan kullanıyoruz. Parmağımızla kontrol ediyoruz. Sütümüz ılındı. Şimdi peynir mayalama işlemini yapacağız. 1 çay bardağımıza böyle bu kadar az bir şekilde suyumuzu koyduk. Suyumuz ılık olacak. Peynir mayamızdan çay kaşığımızın ortası kadarını bir koyuyoruz. Ve onu çay bardağımızın içine döküyoruz. Beraber karıştırıyoruz. Sütümüzün içine bunu döküp karıştırıyoruz. Tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Yoğurt mayalar gibi sarıyoruz ve mayalanmasını bekliyoruz. Yaklaşık 1-1,5 saat bekledik. Sütümüz peynir oldu. Şimdi elimizle kırma işlemini yapacağız. İçine 1 su bardağından 1 parmak eksik irmiğimizi ilave ediyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 2 adet yumurtamızı çatalla çırpıp içine ilave ediyoruz. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Karıştırarak pişireceğiz. Höşmenimiz kıvama gelmek üzere. Höşmenim tatlımız oldu. 1-2 dakikada böyle kaynadıktan sonra olmuş olacak. Servis tabağımıza alıyoruz. Höşmenim tatlımız oldu. Cam kapaklı borcamımızı aldık. Servis için soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra tabaklara alıp servis edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.